Herkese yeni bir videodan Tayvan'ın başkenti Taipei'den Taoyuan Havalimanı'ndan selamlar dostlar. Gördüğünüz üzere havalimanındayım ve buradan yeni bir ülkeye doğru yola koyuluyorum. Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrardan kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Videonun başlangıcını çok uzatmayacağım. Öncelikle buradan Singapur'a gidiyoruz. Orada bir aktarma yapacağız. Bir 17-18 saat kadar Singapur'da olacağız. Sonrasında da yeni ülkemize doğru yola koyulacağız. Tayland'a gidiyoruz. Krabi'ye gidiyoruz. Muhteşem bir doğanın içerisinde olacağız belli bir süre. Şöyle göstereyim havalimanının içerisinde. Uçağım geldi. Birazdan içeriye giriş yapacağım. Şehri çok çekemedik. En azından havalimanını göstereyim. Hava son zamanlarda hep böyle kapalı, inanılmaz yağışlı dostlar. Ve bugün de böyle kapalı, yağışlı bir hava var. Sonraki günlerde hep böyle gösteriyor hava durumu. Yani aslında bayağı vakitlice buradan gidiyorum diyebilirim. Neyse, fazla uzatmayalım. Haydi uçağımıza geçelim ve yeni bir macera başlasın. Tekrardan yeni videolarla beraberiz. Ve an itibariyle herkese Singapur Havalimanı'ndan selamlar dostlar. Geldim, sonunda vardım. 4,5 saatlik bir uçuş oldu. Bayağı uzun sürdü. Hatta 5 saate yaklaştı uçaktan inmem falan. 10 saat boyunca burada olacağım. Ülkeye girmeyeceğim çünkü şu anda saat akşam 9. Ve ben ülkeye girsem, şehir merkezine gideyim vesaire desem saat 10-11 olacak zaten. Gerek yok. Sabah zaten 5'te 6'da tekrardan bir uçuşum var. O yüzden yine burada havalimanında oyalanacağım. Gece ülkeye girmektense havalimanında kalmak daha cazip geldi açıkçası. Transfer alanı böyle bir alan. Filipinlere giderken de burada 18 saat veya 19 saat zannedersem bir aktarma gerçekleştirmiştim. Singapur Havalimanı dostlar dünyanın en güzel havalimanı olarak biliniyor. Ben söylemiyorum, defalarca üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçilmiş bir yer burası. Daha önce hatta videomuzda da bahsetmiştim. İçerisinde şelaleden tutun, sinemaya, botanik bahçesine, kelebek bahçesine kadar her şey yer alıyor. Ancak o kısımları benim bulunduğum alanda çok göremiyorsunuz. Bunun için ülkeye girmeniz gerekiyor galiba. Havalimanının içerisinde böyle devasa bir yemek bölümü bulunuyor dostlar. 24 saat açık burası. Bakın şöyle 7-8 Singapur dolarına dahi karnınızı doyurabiliyorsunuz burada. Ben görmemiştim bunu. Böyle noodle tarzı şeyler var. Her yerde farklı farklı restoranlar yer alıyor. Fast food restoranlarından tutun da geleneksel yemek satan restoranlara kadar her şey var. Ve fiyatlar ortalama 5-6 dolardan başlıyor ve 10-12 dolarlara kadar çıkıyor bir oyun için. Ben de şimdi burada yemek siparişimi verdim. Daha kahvaltıyla duruyordum. Buradan siparişimi alacağım birazdan ve bu bölümde yemek olayını halledeceğim. Ve şöyle bir yemek aldım ben de kendime. 2 tane ekmek, tavuk parçası, patates kızartması, hamburger ve içecek dostlar. Bu böyle bu şekilde yaklaşık 11 dolardı. Yani Singapur'dayız, pahalı. Aynısını Tayvan'da alsam muhtemelen 6-7 dolara, 7 dolara falan gelir diye düşünüyorum. Belki biraz fazla. Ama doyurucu bir menü oldu. Burada şimdi şunları gömeceğim. Bir karnımı doyuracağım. Sonrasında bilmiyorum artık. Evet, aradan saatler geçti. Sonunda ben uçağıma bineceğim alana ulaştım dostlar. Bayağı yorucuydu. Hiç uyuyamadım. Belki bir 15-20 dakika kadar anca uyudum. Böyle bir alanın içerisindeyim. Bu hava yollarının böyle ayrı bir alanı var uçağa binerken kapılarda. Şöyle bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz burada. Çantanızı kontrol ediyorlar tekrardan uçağa binmeden önce. Genelde çünkü bu hava yolu uçan yolcular transfer yaptığından olsa gerek burada. Tekrardan bir kontrolden geçiyorsunuz. Son belki 5-10 dakika uçağa atlayacağım artık. 50 dakikalık bir uçuş olacak Krabi'ye. Tayland'ın en turistik yerlerinden bir tanesine gidiyoruz. En son 4,5 yıl önce oradaydım. Hatta yaklaşık 5 yıl neredeyse. Bakalım ne kadar değişmiş oralar. Gidince göreceğim.
heyecanlıyım. Tekrardan Tayland'a döndüğüm için de çok mutluyum. Gezi hayatımdaki en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Evet, şöyle uçuşumuza doğru geçelim. Tüm işlemler tamam yine. Artık ikinci uçağım. Tayvan'dan direkt Tayland'a uçsam büyük ihtimalle 3-3,5 saatte falan varırdım. Ama böyle gidince 4-4,5 saatlik bir uçuş, 10 saat bekleme, şimdi yaklaşık 1 saatlik başka bir uçuş bayağı bir zaman aldı. Ancak bir 80 dolar kadar daha ucuza geldi. İyi oldu yani. Şöyle geçelim bakalım uçağın içerisine doğru. Şimdi şöyle dostlar, Krabi Havalimanı'na vardım gördüğünüz üzere. Yepyeni bir havalimanı. Çok küçük bir havalimanı. Para çevirme yeri vesaire vardı ama yani çevirmedim de. Bilmiyorum, bagaj kontrolünden çıktım. Bir anda bitti her şey yani. Çok değişik bir durum oldu. Otobüs falan bir şey yok galiba anladığım kadarıyla. Şurada shuttle tarzı küçük minibüsler var. Bir soracağım fiyatı. Ardından artık gideceğim yere. Bir servise bir şeye atlayacağım. Pasaport kontrolü bu arada yalnızca 2-3 dakika sürdü. Kaldığım hostel soruldu ve direkt 30 günlük vizemi aldım havalimanında. Çok kolay bir şekilde. Dilerseniz bu arada 60 dolar karşılığında bir ayda uzatabiliyorsunuz Tayland'da vizenizi. Durumlar böyle. İnanılmaz bir sıcaklık var şu an, var ya böyle saunaya girmiş gibiyim. Nefes almakta zorlanıyorum, o kadar sıcak. Çantalarımızı bıraktık 150 baht karşılığında. Direkt gidiyoruz bakalım. Şöyle kaldığım hostelden dışarıya doğru çıkıyorum. Böyle bir hostelde kalıyorum burada. Sleeper Hostel. Fiyat performans olarak benim için sınıfta kaldı ama Krabi'deki fena olmayan hostellerden bir tanesi. Bu arada geldim, yerleştim dostlar. Sonunda tekrardan Tayland'dayız. Yaklaşık 3 ayın ardından galiba tekrardan geri gelmiş oldum Tayland'a Asya gezimde. Burası yani Krabi Aunang plajı bölgesi bundan 6-7 yıl kadar önce turistler için inanılmaz popüler olmaya başlamış bir nokta. Ve şu anda 4-5 yıl öncesine göre bakıyorum etraf biraz değişmiş. Turistik barlar açılmış. Burada ne diyelim, brokoli adı verilen uyuşturucu maddenin satıldığı yerler, regi barlar açılmış. Dövmeciler, etrafta kıyafet satanlar. Daha da turistik bir hal almış benim son geldiğime göre. Şu anda halen daha saat çok erken. Sabah daha 9.30 suları. Ancak bir dışarı çıkayım, keşfedeyim istedim. Bakın böyle ufak turizm acenteleri de yer alıyor bu arada. Fiyatlar genelde 30 dolarlardan başlıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Bu bölge Tayland'daki Müslümanların da yoğun bir şekilde yaşadığı bir bölge. O yüzden başı kapalı çok fazla hanımefendi görebiliyorsunuz burada. Ama tabii ki ana inanç Budizm. Yol kenarında böyle küçük ne diyelim Budist tapınakları, Budist sunakları görebiliyorsunuz. Hava muhtemelen şu anda 35 derece falan var. İnanılmaz bir nem. Böyle saunanın, hamamın içerisinde gibiyim sanki. Bir anda beni böyle birisi saunanın içerisine attı gibi. Ben nefes aldığımda o nemi sonuna kadar hissediyorum. Tayland'ın her yerinde böyle bir hava var ama şu anda muhtemelen en sıcak dönem olsa gerek. Maymunlar geçiyor bu arada bakın. Bildiğiniz babunlar geçti az önce. Karşıdan geldiler şöyle. Şu araya girdiler. Bilmiyorum gözüküyor mu ya, inşallah belli oluyordur şurada. Bildiğiniz maymun sürüsü gidiyor ya. The monkeys. Ne alaka abi? Şehrin ortasından maymun geçiyor. Bakın bu arada arkadaki kaya yapısı belli oluyordur diye düşünüyorum. Krabi bölgesinde kaya yapısı hep bu şekilde. O meşhur plajlar, meşhur adalardaki manzaralarda hep bu tarz kayalar var. Bu bölgenin doğası böyle olduğundan plajlara birleşince bu doğa muhteşem bir hal oluyor etraf haliyle ve dünyaca ünlü plajlar ortaya çıkıyor. Etrafta çok fazla resort ve 5 yıldızlı otel, lüks restoran vesaire açılmış.
Geçen geldiğime göre en büyük fark bu yani. Direkt bu gözüme çarptı. Daha önce geldiğimde bu tarz böyle küçük işletmeler vardı burada. Yine güzel yerler vardı ama bu kadar çok seçenek yoktu. Smoothie satan, meyve suyu satan bir yer. Hemen yanında bir turizm acentesi. Bakın, veggie yani vegan yemek satan bir İtalyan restorantı. Bu da Tayland'ın bir klasiği. Geçen geldiğimde videolarda bahsetmiştim. Bu olay Tayland'da legal oldu. Adını videoda söylemek istemiyorum. Burada bu şekilde bu maddeyi alabiliyorsunuz. Fiyatlarını yazıyorlar burada. 150 bahttan başlıyor. Yani 150 TL gibi bir şey yapıyor. Yaklaşık 4-5 dolara bu şekilde burada ne diyeyim bu brokoliyi alıp içebiliyorsunuz. Bu yıl yeni yılıyla birlikte 2024 yılıyla birlikte Tayland'da birçok yasal düzenleme getirildi bu olaya. Ama ben geldiğimde yılbaşından önce sokakta dahi her yerde bu madde satılıyordu Tayland'da. Ve bana açıkçası çok ilginç gelmişti. Legal olabilir böyle bir madde. Legal olmasını anlayabilirim ama böyle bir legalleştirme kesinlikle hiçbir yerde görmedim daha önce. Şu anda durum ne bilmiyorum. Daha kısıtlayıcı bir hal alacağını ve lisans zorunluluğu getireceğini söylüyorlardı bu yılla birlikte. Zamanla gözlemledikten sonra videolarda paylaşacağım artık. Şimdi yol üzerinde yürürken böyle food court gibi bir yere geldim. Farklı farklı mutfakların yemekleri satılıyor. Bayağı böyle night market konsepti. Aynı Tayvan'da olduğu gibi. Bakın burada döner satılıyor ama biraz değişik bir döner. Yeni takmıştı abla. Şöyle yakından göstereyim. Pek yenilmesi durmuyor. Her şeyde helal sertifikası var bu arada. Müslümanlar yoğun yaşadığı için. Ben de böyle bir yere geldim. Buradan yemek siparişimi verdim hemen şurada bir abladan. Bir sürü yemek çeşidi var. Her yerde zaten aynı yemekler. Gelmişken Tayland yemeklerini deneyerek başlayayım dedim. Tayland yemeklerini özlemiştim. Gerçekten ne diyeyim, Güneydoğu Asya'da en sevdiğim mutfak olabilir herhalde. Böyle 250-300 TL arası çok güzel şeyler sipariş ettim. Biraz fiyatlar yüksek. Normalde muhtemelen çok daha ucuz olurdu Bangkok'ta vesaire ama ilk günüm artık. Artık dedim, yiyeyim yani, deneyelim. Önden şöyle bir papaya salatamız geldi dostlar. Yengeçli bir salata bu. Bayağı kaşık çatal da getirdiler artık. O kadar turistik olmuş ki burası. Normalde Tayland'da her yerde çubukla yenir. Burada direkt çatal kaşık, tuhaf geldi şimdi. Bir tadına bakacağım. Daha önceden videolarda denemiştim gerçi ama deneyelim tekrardan. Bram bram yakıyor böyle, bayağı acılı. Şu yengecin nasıl bir numarası var yani hiçbir zaman anlayamadım ama. Böyle aşırı tuzlu, tuzun içerisinde bekletmişler gibi tadı var. Böyle soya fasulyesi var içerisinde, papaya, havuç. Yerel yerlerde bunun fiyatı 60-70 TL'ye kadar düşüyor TL karşılığı olarak. Yani 60 bahta, 70 bahta falan bulabiliyorsunuz. Burada da 100 bahtı. Güzel yemek öncesi bununla başladık. Yalnız yandım var ya bayağı. Aç karnına. Hıçkırık tuttu. Ve şöyle ana yemeğim de geldi. Green curry çorbası. Böyle bir çorba dostlar. İçerisinde bunu bilmiyorum, guava galiba. Guava meyvesi galiba da olgunlaşmamış hali ve tavuk, sebze çeşitleri yer alıyor. Yanında şöyle pilav söyledim ben. Yalnız benim anlamadığım fiyatlar burada biraz gereksiz yüksek geldi şu an bana. Yani bakın şöyle kağıt tabakta geldi ve normal bir porsiyon. Bu da yine kağıt tabakta ve plastik kaşıkla falan yiyorsunuz. Ve yani food court burası. Hani burada bu kadar pahalı olması fiyatların bilmiyorum ya. Tayvan'da restoranda kocaman etli noodle çorbasını 150'ye yiyebiliyordum. Ya da çok güzel bir yerde 200'e hamburger yiyebiliyordum ve Tayvan'da buranın parası eşit. Şu anda buradaki yemek fiyatları Tayvan'la aynı veya daha pahalı. O yüzden biraz saçma geldi. Yani aşırı turistik olmuş büyük ihtimalle Krabi'de. Ve yediğim yerde çok merkezi olunan olsa gerek. Tad olarak güzel. Yani tad olarak evet gerçekten güzel bir çorba içtiğinizi hissediyorsunuz.
Yani çorba içmek isterseniz gayet güzel. Yanında pirinç de var zaten. Salata fena değildi. Çok daha iyisini, çok daha ucuza yediğim bile olmuştu Tayland'da. Ama bu çorba bayağı iyi. Şimdi yemeğimi yedim dostlar. Ödemesini yapacaktım. Tam dedim ki bir Tayland paralarını göstereyim size. Muhtemelen daha önce göstermişimdir videoda ama tekrardan bir göstereyim. Şu en küçük kağıt para. Üzerinde görüyorsunuz kralın fotoğrafı var. Şu anki mevcut kral. Bundan önceki kral zannedersem 76 yıl boyunca ülkenin kralı olarak devam ediyor. O vefat ettikten sonra da oğlu başa geçiyor. 2016 yılında olması lazım. Şöyle göstereyim. 50 baht bu da. İkinci büyük para. 100 bahtımız var. Neredeyse TL ile eşit şu anda. Hatta Tayland bahtı an itibariyle TL'den daha değerli bildiğim kadarıyla. Şu da 500 baht. Bir de tüm bunların haricinde 1000 baht var ülkede. Yani 1000 lira. Tayvan'da da aynı şekildeydi. 500'lük ve 1000'lik banknot vardı. Çünkü bu ülkelerde dolar 32-33 civarı. Bu arada o kadar sıcak ki. Ama bizde en büyük banknot 200 iken burada banknotlar 100, 500 ve 1000 diye gidiyor. Sosyal medyada, Twitter'da falan bir ara gündem olan bir fotoğraf vardı. Adam çuvalın içerisine koymuş paraları İstanbul'da kapalı çarşıda zannedersem. O şekilde yürüyordu. Çünkü o kadar çok banknot var ki bizde. 100'lük ve 200'lük. Neden bizde hala 1000'lik banknot yok? Yani Tayland'da bile 500'lük 1000'lik varken onu da anlamıyorum. Neyse şunu ödeyeyim ben. 250 baht gibi bir şey tuttu bu arada zannedersem. Tayland'da ulaşımın en temel aracı tabii ki tuktuklar ve motosikletler. Burada inanılmaz bir sakinlik var. Trafik yok, böyle taksi diye sizi rahatsız eden insanlar yok. O açıdan çok güzel. Tam kafa dinlemelik bir yer. Bakın burada yine yeni oteller açılmış. Aşağıda galiba bir resort var. Bayağı böyle büyük bahçeli bir alan görüyorum. Karşımızda yine çok güzel kafeteryalar var. Her yerde güzel kafeterya, restoranlar görüyorsunuz. Ancak sanki bir yandan da o eski dokusu bozulmuş gibi buranın. O eski doğallığı çok da kalmamış gibi. Zaten alan çok büyük değil ve komple burası da turistlerle dolunca hani bizim böyle Antalya'da Rus turistlerin falan akın akın geldiği bölgeler var ya, oralara dönmüş. Küçük bir bölgede böyle çok yoğun bir turist akımı var. Ama yine de kesinlikle bence Krabi gelinmeye değer bir yer. Zaten ilerleyen videolarda burayı daha çok gezdikçe ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ve dostlar aradan tam bir gün geçti. Dün tam buraya gelmiştim ki hissedilen hava sıcaklığı 41 derece olunca kamera daha fazla çalışmadı. Ve ben de geri döndüm, videoya devam edemedim. Şöyle göstereyim. Burası buraya adını veren meşhur Aonang plajı. Hatta şöyle plaja doğru inelim. Geleneksel Tayland tekneleriyle İnanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. Sanki bir film karesinin içinde gibiyim burada. Muhteşem bir manzara. Sabahları dostlar deniz şu duvara kadar uzanıyor. Dibe kadar uzanıyor. Sonra öğleden sonra acayip bir şekilde çekiliyor. Akşama doğru tamamen kayboluyor gözden resmen. Şöyle yaklaşalım bakalım teknelere doğru. Buradan bu görmüş olduğunuz teknelerle Rayleigh Beach'e, Rayleigh plajına kadar gidebiliyorsunuz. Rayleigh Beach buranın en meşhur noktası. Kaya tırmanışından tutun da birçok aktiviteye kadar her şeyi orada yapabiliyorsunuz. Böyle tekneler sizi 100-200 bahta götürüyorlar. Bu arada teknenin üzerinde ay yıldız işareti var. Ciddi bir Müslüman nüfus olduğundan burada teknelere dair kazımışlar inançlarını. Abi muhteşem gözüküyor ya. Hello. Thank you, Kopun Kap. Abi de tekneye çağırıyor. Şu teknelerle en yakın zamanda etrafı keşfetmeye başlayacağız dostlar.
Giden adama bakar mısınız? Adamın her yeri kıpkırmızı olmuş. Böyle bir yanma ben görmedim daha önce hayatımda. Krabi'nin tüm olayı bu dostlar. Bu görmüş olduğunuz karşımızdaki manzara. İşin en güzel tarafı Pipi Adası, Hong Adası, James Bond Adası gibi birçok adaya ucuza turlar bu noktadan yapılıyor. O yüzden insanlar Krabi'ye sıkça geliyorlar. Bu arada burası plajın kenarında yer alan o resortların yer aldığı yürüyüş yolu. Hemen şöyle şurası plaj, burada da otellerde, restoranlarda ne bileyim konaklayabiliyorsunuz, yiyip içebiliyorsunuz. Ortalama 170-180 liradan başlıyor yiyecek ve içecekler. Yani şu manzara için güzel bence. Bu arada motor kiralamak isterseniz de günlük 250 bahttan 300 bahttan falan başlıyor. Yani 220-230 TL civarında fiyatlar. Bu yolu da göstermek istedim. Böyle bakın şato tarzı bungalov gibi evlerle yapmışlar ayrı ayrı direkt. Bütün odayı, evi kiralıyorsunuz galiba iki katlı. Gayet güzel. Bayağı böyle dediğim lüks turizminde olduğu bir yere dönüşmüş aslında Krabi. Bu kadarını beklemiyordum ben. Biliyorsunuz ki Tayland'da masaj olayı çok farklı bir seviyede. Şöyle göstereyim bakın. Aloe vera jelli masaj 450 baht. Kokonat yağlı masaj 450 baht. Aromaterapi tarzı masajlar 450 baht. Ve Thai masajı 1 saatlik masaj 200 baht. İnanılmaz ucuz dostlar. 200 baht yani 180 TL falan yapıyor galiba şu anda. Bakın bu şekilde dilerseniz plajın karşısında masaj yaptırabiliyorsunuz. Yani fiyatlar gerçekten şok edici. Bu kadar turistik bir yerde bu kadar ucuza böyle bir hizmet almak bilmiyorum ya. Çok az yerde olur herhalde. Tay masajı 200 baht. Evet dostlar, Tayvan'dan başlayan yolculuğumuz Krabi'de son buldu. Geldim, buraya yerleştim. Etrafı gezdim. Beraber gezdik. Krabi'yi gördük. Nasıl bir yer olduğunu gördük buranın. Tayland videoları zaten kanalımda var. Eğer daha önce izlemediyseniz o videoları da mutlaka göz atabilirsiniz. Tayland videolarımın büyük bir kısmı silindiği için yayınlayamamıştım daha önce. Kopanga Adası, Phuket, Hatyai, Malezya'ya olan yolculuğum bunlar videolarda yer almamıştı. Bu sefer oralara gitmeyi düşünmüyorum ama daha farklı yerlerden daha güzel videolar gelecek umarım. Belki oralardan da bazılarına gideriz bilmiyorum. Sıkı takip edenler için de bir açıklama yapmak istiyorum. Kısa bir süre ara vermem gerekti, bir ay kadar. Maalesef ki böyle bir ara oldu. Artık içerik üretmekten çok yorulduğum ve streslendiğim bir dönemden geçiyordum ve biraz ara vermek, dinlenmek istedim. Bunun yanında işleri de yoluna koymam, kendimi organize etmem, yola devam edebilmem için, yeni yolculuklarım için hazırlık yapmam gerekiyordu. Biraz hem farklı planlar yaptım, kendimi organize ettim, hem de arka planda çok çalıştım. Maddi, manevi kendimi geliştirdiğim bir dönemden geçtim. Bu dönemde de içerik üretmek yerine tamamen dinlenmeyi, farklı şeylere odaklanmayı tercih ettim. Umarım bunun sonucunu çok güzel bir şekilde alacağız ve çok güzel videolar üreteceğim. İlginç yerlere gideceğiz. Tayland'da çok uzun süre kalmayı planlamıyorum demiştim videonun başında. Burada muhtemelen 2 hafta kadar kalacağım ve ardından bu bölgeye gitmediğim nadir ülkelerden bir tanesine gideceğim. İlginç bir macera olacağını düşünüyorum. Orada da havalar çok sıcak şu anda. 37-38 derece civarı. Göreceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa ve öz bir video olsun. Bir açıklama videosu olsun isterim sizler için de. Bundan böyle çok uzun bir süre aralıksız videolarımız gelmeye devam edecek. Sık sık videolar gelecek. Bilmiyorum bu videoyu ne zaman yayınlarım ama bu videoyu yayınladıktan sonra arka arkaya domino etkisi yaratacak bomba gibi videolar gelecek. Çok teşekkür ederim mesaj atan, arayıp soran, meraklanan herkese. İyi ki varsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda Tayland'da, Krabi'de görüşmek üzere.